Yani hiç düşünmemişler. Peygamberi aşağıladıklarını düşünmemişler. Yani bırakın, ya hiç Kur'an'da mı bunlar düşünmediler diye insan şey yapası geliyor yani, hayıflanıyor. Bakın yine hicretle ilgili. İşte Süreka takip ediyor, hani anlatıyorlar. Süreka takip ediyormuş. İşte takip ederken Peygamberimize yaklaşmış. Bu arada acaba doğru iş yapıyor muyum diye şüphelenmiş. Faloklar taşıyormuş yani. Faloklarını sorayım demiş. Yani onun hani üç tane faloku var. Birinde naam evet yazılı, birinde la hayır yazılı, biri de boş. Boş çıkarsa tekrar çekiyor. Evet çıkarsa o iş doğru bir şeydir. Hayır çıkarsa o yanlış bir şeydir. Süreka hem atını sürüyormuş hem de faloklardan çekiyormuş. Faloklar sürekli ona hayır diyormuş. La çıkıyor, la oku çıkıyormuş sürekli. Yani bak faloklar bile peygamberi takip etmesinin ne kadar kötü olduğunu ona anlatıyormuş. Böyle bir mucizesi. Faloklarından bile bir mucize üretiyoruz. Ama Rabbimiz Teala Hazretleri ne buyuruyor? İnnemel hamru vel meysiru vel ensabu vel ezlamu ricsun min ameli şeytan feçtenibuhu. İçki, kumar, falokları şeytanın amellerinden murdardır. Kaçın onların demiyor mu? Allah böyle murdar bir şey olduğunu söyleyecek. Biz o murdar şeyden bile mucize üreteceğiz. Sonuçta yani belki aşırı gördünüz. Bu peygamber hayatı en fazla mazlum kimdir dediğim zaman belki aşırı gördünüz o sözü ama böyle işte. Hayatı en fazla darbeye uğramış. Hayatına en fazla müdahale edilmiş. Hayata en fazla çarptırılmış. Ve o kadar onun zavallı güzel ahlakı o uydurmalar altında kalmış ki çıkartmak çok zor. Çünkü insanların böyle bir peygamber istekleri yok. Örnek alınacak peygamber istemiyorlar.